Kirpi ile Vaşak Masalı. Çok eski zamanlarda güzel bir ormanda bir vaşak karnını doyurmuş, ormanda gezintiye çıkmış. Ormanda mutlu bir şekilde gezen vaşak yolda bir kirpiye rastlamış. Daha önce hiç kirpi görmeyen bu vaşak kirpiye merak edip sormuş. Sen de kimsin? Bu dikenleri niye taşıyorsun sırtında? Demiş. Kirpi de ben kirpiyim. Peki sen kimsin? Demiş. Bunun üzerine vaşak da kendisinin vaşak olduğunu, ormanda diğer hayvanları avlayarak hayatını devam ettirdiğini söylemiş. Bunun üzerine kirpi, karnım çok aç. Yiyecek bir şey arıyorum ama henüz bulamadım demiş. Vaşak da benim karnım tok, sırtımda pek ama yalnızlıktan sıkıldığım için ormanda geziyorum. Gel istersen seninle arkadaş olalım. Beraber avlanırız, hep beraber gezer, eğleniriz demiş. Bunun üzerine kirpi de vaşağın arkadaşlık teklifini kabul etmiş. Vaşak kirpiye dönüp, ormanda benim birçok düşmanım var. Fakat ben onları bir türlü alt edebiliyorum demiş. Kirpi de inanır mısın? Benim bildiğim tek şey tehlikelerden korunmak için kendimi savunmak. Seninle arkadaş olmamız çok zor. Senin çok düşmanın varmış demiş. Vaşak da haklısın. Senin bir tek bilgin var. Bense bilge biriyim. Senin şu bilgini öğrenelim bakalım. Bir tek bilgiyle bu dünyada nasıl yaşayabiliyorsun demiş. Vaşak'ın bu sözünün üzerine kirpi Vaşak'a uzat da şu ayağını bir öpeyim demiş. Vaşak ayağını uzatır uzatmaz kirpi hemen onun ayağını ısırıverip tortopolu vermiş. Vaşak kirpiden kurtulmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Kirpiyi ısırmaya çalışmış ama dikenlerinden dolayı ısıramamış. En son pes edip senin bir tane bilgin benim bütün bilgilerimden daha etkiliymiş. Tamam sen kazandın demiş. Böylece kirpi ve vaşak çok iyi arkadaş olmuşlar. Ormanda hep beraber gezip beraber avlanmışlar. Çok eğlenmişler. Günlerden bir gün karınları acıkan vaşak ve kirpi bir çiftçinin kümesine girmişler. Tavuk ve horoz dolu olan bu kümeste küçük bir de kapan varmış. Bu kapanı fark etmeyen kirpi kapana ayağını kaptırmış. Ne yapmış etmiş ama kapandan bir türlü kurtulamamış. Kirpi kapanda kendi başına kurtulmaya çalışırken vaşak da kümesteki tavuklardan birer ikişer yiyormuş. Kirpi onun bu halini görünce umutsuz bir şekilde ona seslenmiş. Vaşak kardeş, ayağım kapana kapıldı. Gel de beni kurtar demiş ama vaşak hiç oralı olmamış. Tavukları yemeye devam etmiş. Vaşağa çok gücenen kirpi ondan intikam almak için şöyle seslenmiş. Vaşak kardeş, seninle o kadar arkadaşlık, dostluk yaptık. Beraber avlar avladık, çok da eğlendik. İstersen böyle ayrılmayalım. Birazdan çiftçi gelip beni yakalar. Anladığım kadarıyla ben bu kapandan kurtulamayacağım. İstersen gel öpüşelim de dost olarak ayrılalım demiş. Kirpi'nin sözlerini duyan vaşak böbürlene böbürlene kirpinin yanına gidip ayağını öpmesi için uzatmış. Kirpi hemen
Vaşağın ayağını ısırmış ve bir daha da vaşağın ayağını bırakmamış. Sabaha kadar iki hayvan kümeste oracıkta öyle kala kalmışlar. Sabah olduğunda çiftçi uyanıp tavuklarını dışarı çıkarmak için kümese geldiğinde iki hayvanı bir arada görünce çok şaşırmış. Hemen evden gidip tüfeğini alıp gelmiş. Tüfeğini alıp geldiğinde ise kirpinin vaşağın ayağını ısırdığını görünce kirpiye şöyle demiş: "Anlaşılan sen iyi bir hayvansın. Benim tavuklarımı bu vaşaktan kurtarmaya çalışmışsın." demiş. Kirpinin ayağını kapandan kurtarmış ve kapandan kurtulan kirpi büyük bir hızla çiftlikten çıkıp ormana doğru kaçmış gitmiş. Sonra da kümesteki ayağı yaralı vaşağa dönen çiftçi elindeki tüfekle ateş etmiş ama vaşağı bir türlü vuramamış. Vaşak da kirpi gibi ormana kaçmış gitmiş. Kaçmış kaçmasına ama ayağının acısından da günlerce o ayağına basamamış. O günden sonra kirpiyle bir daha da görüşmemiş. Vaşak kirpiye yaptığı haksızlığın cezasını bir ömür boyu topallayarak çekmiş. Kirpi de tek başına ormanda mutlu mesut yaşamış. Bir daha da vaşakla hiç görüşmeyi istememiş. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri kirpiye, biri de masalı anlatana. Kanalıma abone olmak bedava. Lütfen kanalıma abone ol ve videoyu beğen.